Yılın en önemli telefonlarından birini anlatmasam olmazdı. Honor tarafından duyurusu yapılan Magic 4 Ultimate. Hem tasarım hem de teknik özellikleriyle gerçekten heybetli bir model. Kamera mimarisiyle öne çıkan, benim için çok önemli olmasa bile DxOMark'ta liderliği oturan bu telefon, tasarım anlamında tanıdık bir yüze sahip. Her ne kadar Huawei'den ayrılıp bağımsızlığını ilan etmiş olsa bile Honor'un tam bağımsız cihazlar sunması için biraz daha beklenmesi gerekiyor. Çünkü bugün piyasada gördüğümüz herhangi bir modelin planlama, geliştirme, üretim ve satış süreci birkaç yıllık geçmişe sahip. Dolayısıyla Magic 4 Ultimate Huawei'in Mate 40 Porsche Design modeline tasarım anlamında epey benziyor. Seramik gövdeye sahip olan ve yapısında nano boyutlu kristal materyal kullanılan telefon alüminyum çerçeveyle destekleniyor. Sıra dışı bir arka görünümü olan Magic 4 Ultimate akıllara spor otomobillerin aerodinamik tasarım detaylarını getiriyor. Siyah ve beyaz olmak üzere çift renk seçeneği de gelen IP67 sertifikasıyla suya ve toza karşı dayanım gösteren telefon, gelişmiş kamera sistemi ve sahip olduğu çok sayıda özel teknoloji sebebiyle hem kalın hem de ağır. Çünkü 242 gramla iPhone 13 Pro Max'in ağır olup 11.4 mm ile tüm rakiplerinden daha kalın bir profile sahip. Kavisli ekrana hem de ileri seviyede kavisli ekrana sahip olan dolayısıyla ön cam ve seramik gövdenin kenarlarda ince çerçeveyle buluştuğu telefon %93.5 gibi çılgın bir ekran kas oranıyla geliyor. Zaten şık görünmesinin temel sebeplerinden birini de bu oluşturuyor. Bu arada zaten görmüş olduğunuz çift sensörlü ön kamera sistemi ekran deliği formunda sol üst köşeye konuşlanmıştır. Bu açıdan da yine Huawei Mate 40 Pro'nun yakın akrabası gibi düşünülebilir. Günün sonunda heyecan verici bir tasarımı var Honor Magic 4 Ultimate'in. Ama daha fazla heyecan verici olan beraberinde gelen donanımlar. Honor Magic 4 Ultimate'in çok iyi bir ekranı var. Ama rekabette en iyi özelliği bu mu derseniz pek zannetmiyorum. Şöyle ki 6.81 inç boyutundaki ekran 2848'e 1312 piksel çözünürlükle geliyor. Rakipleriyle kıyaslandığı zaman örneğin Galaxy S22 Ultra 3088'e 1440 ya da geçen yılın modeli olan Xiaomi Mi 11 Ultra 3200'e 1440 gibi daha yüksek çözünürlüklere sahip. Dolayısıyla ekran söz konusu olduğu zaman, ekran çözünürlüğü ve inç başına düşen piksel yoğunluğu söz konusu olduğu zaman Magic 4 Ultimate örneğin sahip olduğu kamera sistemi kadar iddialı olamıyor. Telefon olması gerektiği gibi LTPO panel kullanıyor. Yani ekranın yenileme hızını 1 Hz ile 120 Hz arasında dinamik olarak yönetebiliyor. Dolayısıyla oyunlarda 120 Hz'de statik bir görüntüde ise alt ekran yenileme hızlarına düşebiliyor. Aynı zamanda 1 milyar renk gösteren ve HDR10 Plus desteğine sahip olan ekran yine rekabet çerçevesinde değerlendirdiğimiz zaman örneğin Xiaomi Mi 11 Ultra'da gördüğümüz Dolby Vision desteğini beraberinde getirmiyor. DCI-P3 renk gamutunu destekleyen ve 1000 nit yüksek parlaklığa çıkabilen ekran çok iyi bir paket sunmasına, çok iyi bir deneyim vaat etmesine rağmen hem Apple hem de Samsung ve Xiaomi'ye karşı Full HD çözünürlüğünde kalmış olması rekabet gücünü zayıflatıyor. Çünkü bu tür modellerde satışın yanı sıra mühendislik rekabeti de zirvede yaşanır ve üreticiler tüm kozlarını kullanmaya çalışır. Yani kısacası Magic 4 Ultimate'in gerçekten çok iyi bir ekranı var ama rekabet çerçevesinde en iyi ekran onda mı diye sorarsanız teknik veriler gösteriyor ki en iyi ekran onda değil. Buradan performansa geçelim. Honor Magic 4 Ultimate rakibi olan diğer modellerde olduğu gibi Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 1 platformundan güç alıyor. Bir tane Cortex X2 çekirdeği 3000 MHz'de, 3 tane Cortex A710 çekirdeği 2500 MHz'de ve 4 tane Cortex A510 çekirdeği neredeyse 1800 MHz'de çalışan platforma Adreno 730 grafik birimi eşlik ediyor. Amiral gemisi Android telefonlar için 360 derece deneyim söz konusu olduğu zaman daha iyi bir işlem çözümü şimdilik yok gibi görünüyor. MediaTek'in Dimensity 9000 platformu fena değil ama GPU başarımı bu seviyede olmayacak gibi duruyor. Tabii rakipler de aynı işlemciyi kullanınca öne geçmek için daha iyi bir soğutma sistemine ihtiyaç duyuluyor. Snapdragon 8 Gen 1 ısınan bir platform ve eğer doğru kontrol edilebilirse frekansı daha yüksek düzeyde tutulabilir ya da en yüksek frekansı daha uzun süre sürdürülebilirse daha yüksek performans değerleri elde edilebilir. Tabii rakipler de aynı işlemciyi kullanınca öne geçmek için daha iyi bir soğutmaya ihtiyaç duyuluyor. Çünkü Snapdragon 8 Gen 1 ısınan bir platform ve eğer doğru kontrol edilebilirse yani frekansını daha yüksek düzeyde daha uzun süre koruyup daha iyi sonuçlar elde edebilecek soğutma sağlanabilirse performansa fark yaratılabilir. Honor Magic 4 Ultimate buhar kazanı tekniğini esas alan ve grafenle desteklenen çok katmanlı büyük bir soğutucu kullanıyor. Honor'un iddiasına göre MOBO türündeki rekabetçi oyunlarda cihazın sıcaklığı 38-39 derecede seyrediyor ve 60 FPS civarında akıcı bir oyun deneyimi sağlayabiliyor. Kullanmadan kesin kanaat getiremem ama soğutucuda kazanan performansı öne geçer, bunu bilmek önemli. 12 GB low power DDR5 bellek ve 512 GB UFS 3.1 depolama çipiyle çalışan cihazda OSX Turbo ve GPU Turbo X gibi kaynak yönetimini daha iyi yapan teknolojiler de bulunuyor. Yani telefon hem işlemci kaynaklarının hem de grafik biriminin yük altında nasıl davranması gerektiğini dinamik olarak yönetiyor.
Magic 4 Ultimate üzerinde ikinci bir işlemci daha var. Yapay zeka destekli görüntü sinyal işlemcisi bu. Beyaz dengesinden otomatik netlemeye kadar görüntü tarafındaki iş yükünü kendi üzerine alıyor ve daha yüksek performansa gerçekleştirilmesini sağlıyor. Tam yük altında 2 watt enerji tüketimi olan işlemci saniyede 30 trilyona yakın işlem yapıyor ve kamera mimarisindeki kanallardan gelen 20 bitlik görüntüleri hesaplayabiliyor. Hatta bu sayede 4K RAW kayıt yapabildiği gibi düşük ışıkta gerçek zamanlı ön izleme ile gece modu aktif 4K video çekilmesine de olanaklanıyor. Böylesine yüksek işlem gücünü mümkün olduğu kadar derin ve detaylı kullanmaya çalışan Honor, Magic Dock 2 adını verdiği dinamik aralık kapasitesini arttıran özel bir video formatından tutun da 3 boyutlu LUT profillerine kadar kamera tarafında özel ve önemli ya da ayırt edebileceğini söyleyebileceğimiz bir takım özellikler de kullanıyor. Ayrıca 4K 60 FPS video kaydı da yine yardımcı işlemci sayesinde 10 bit olarak gerçekleştirilebiliyor. Magic 4 Ultimate'in ana kamera sisteminde 6 ayrı sensör kullanılıyor. Ana kamera gerçekten çok büyük bir sensör. Sahip. 1/1.12 inç boyutundaki sensör, dünyanın en büyük kamera sensörü olmasa bile en büyüklerden bir tanesi. Güncel telefonlar arasında 1 inç sensöre sahip olan Sharp Aquas R6'yı örnek olarak gösterebilirim. Aslında Sony'nin Xperia Pro I modelinde 1 inç sensör de geliyor. Ama etkin olarak kullandığı sensör alanı 1 inç değil, ondan biraz daha küçük. Diğer taraftan geçen yılın flash telefonu olan Xiaomi Mi 11 Ultra ise aynı boyutta, hatta aynı çözünürlükte sensöre sahip Magic 4 Ultimate ile. Sensördeki her bir piksel 1.4 mikron büyüklüğe sahip, yani epey yükseliyor. Ama daha fazlası da var. Bunlardan birkaç tanesi bir araya gelip tek bir piksel gibi davranabiliyor ve 2.8 mikron büyüklüğe ulaşabiliyor. Dolayısıyla daha büyük piksel demek daha iyi ışık hassasiyeti demek. Diyaframı f1.6 olan kamerada 8 parçalı lens kullanılıyor. Lens düzeyinde hem merkez hem de kenar keskinliğinin arttırıldığı söyleniyor. Magic 4 Ultimate'in periskop kamerası ise 64 megapiksel çözünürlüğünde. OIS görüntü sabitleme sistemiyle gelen kamera 3.5x optik zoom ve 100x dijital zoom yapabiliyor. Benzer şekilde ultra geniş kamerası da 64 megapiksel olan telefon 126 derece gibi oldukça geniş bir görüşe sahip. Üstelik balık gözü efektine karşı özelleştirilmiş lens yapısıyla geliyor. Aynı Apple'da olduğu gibi Honor'da ultra geniş kamerayı sadece geniş fotoğraflar çekmek için değil, ek olarak makro çekimler yapmak için de kullandırıyor. Üstelik yüksek çözünürlüklü makro kayıtlar yapabiliyor. Doğrudan görüntü oluşturan bu sensörlere ek olarak yeni nesil TOF sensörü gerçek zamanlı derinlik bilgisini daha iyi topluyor. Ayrıca gece çekimler için daha geniş, daha hızlı isabetli netleme yapılmasının önünü açıyor. Ayrıca görüntüdeki olası titreşimlere karşı flicker sensörü ve kamera deneyimini zenginleştirecek yeni kullanım şekilleri sağlayacak olan 50 megapiksellik spektral sensör de Honor Magic 4 Ultimate'in öne çıkan detaylar arasında. Yani kamera mimarisinde görüntü kaydı yapan sensörlere ek olarak TOF sensörü, flicker sensörü ve spektral sensör de bulunuyor. Gerçekten ilginç bir mimarisi var. Ama tabii ki çoğumuz için daha fazla önemli olan ana kamera, periskop kamera ve ultra geniş kamera. Ki bu alanlarda Magic 4 Ultimate gerçekten çok iyi, gerçekten çok vaatkar. Bu sebeple de zaten DxOMark'ta zirveye çıkmış durumda. Kimi rakipleri gibi 8K video kaydı olmasa bile bu benim için sorun değil. Zira 8K video kaydı şu aşamada mobil cihazlar için çok pratik bir özellik sayılmaz. Ön kamera sisteminde ise iki ayrı sensör var. Ana kamera 12 megapiksel çözünürlüğünde kayıtlar yapıp 4K video kaydı gerçekleştirebiliyor. Üstelik 100 derecede görüş sağlıyor. Yanındaki diğer sensör ise 3 boyutlu TOF sensörü. Yani hem derinlik bilgisini toplayarak daha iyi portre fotoğraflar çekilmesine olanak tanıyor, hem de yüz tanıma sistemi üzerinden biyometrik güvenliği güçlendiriyor. Dolayısıyla Honor Magic 4 Ultimate yüz tanıma sistemine sahip olan ekran kilidi açma özelliği ile kendi sınıfındaki en güvenli cihazlardan bir tanesi. Bakın, yüz tanıma sistemi pek çok cihazda var ama onların çoğunda yazılımla çalışıyor. Magic 4 Ultimate'de ise ikinci sensör biyometrik güvenliğe donanımsal katkı sağlıyor. Bu farkı göz ardı etmemek gerekiyor. Yazılım tarafında Android 12 üzerinde Magic UI 6.0 ile çalışan telefon hem genel kullanım hem de kamera deneyimi için çok sayıda yazılım özelliğiyle geliyor. Ekran altı parmak izi sensörü, stereo hoparlör sistemi, renk spektrum sensörü, 10 bit videonun yanında 24 bit ses kayıt gibi özelliklerle desteklenen telefon, ihtiyaç duyduğu enerjiyi ise 4600 mAh kapasiteli bataryadan sağlıyor. Evet, seramikten dolayı telefon ağır olsa bile yine de 242 gramlık ağırlığı dikkate aldığımız zaman 4600 mAh değil, bence en azından 5000 mAh kapasiteli batarya sunulabilirmiş. Yalnız kimileri kıyaslama yapabilir. Çünkü örneğin 2 gram daha hafif olan iPhone 13 Pro Max daha küçük pille geliyor. Ama söz konusu olan Android dünyası ve oradaki rekabet çok sert. Dolayısıyla Honor Magic 4 Ultimate bence en azından 5000 mAh kapasiteli bataryayla çalışmalıydı. Honor Magic 4 Ultimate kablolu olarak 100 watt hızında
hızına. Bakın yanlış duymadınız, 100 watt hızında şarj olabiliyor. Bu gerçekten çok iyi bir değer. En hızlı değer mi? Hayır değil. Bugün piyasada 120 watt ile şarj olabilen bazı telefonlar var. Ama 100 watt da gerçekten çok iyi bir değer. Üstelik buna ek olarak Magic 4 Ultimate 50 watt hızında kablosuz şarj özelliği destekliyor. Yani kablosuz şarj istasyonunuz varsa 50 watt'a kadar Magic 4 Ultimate'i kablosuz olarak şarj etmek de pekala mümkün. Toparlamam gerekirse Honor Magic 4 Ultimate hani deyim yerindeyse full artı full bir telefon olmuş. Heyecan verici kamera mimarisi ve yüksek performanslı bileşenleriyle Android dünyasında zirveyi temsil eden en özel cihazlardan bir tanesi. Hali hazırda Galaxy S22 Ultra ve Oppo Find X5 Pro gibi cihazlarla rekabete girecek zaten. Ama belki de daha büyük rekabeti Xiaomi'nin Mi 12 Ultra modeli çıktığı zaman görebiliriz. Çünkü eğer iddialar doğru ise Mi 12 Ultra Xiaomi'nin Leica işbirliğiyle kamera geliştirdiği ilk telefon olacak. Dolayısıyla kamera tarafında Xiaomi'nin belki de şu ana kadar piyasaya sürmüş olduğu en görkemli telefon gibi düşünülüyor. Öyle olacağı tahmin ediliyor. Bakalım piyasaya çıktığı zaman göreceğiz zaten ama Galaxy S22 Ultra çok iyi bir telefon, Oppo Find X5 Pro çok iyi bir telefon, Magic 4 Ultimate çok iyi bir telefon ve gönül ister ki bu telefonların hepsini bir araya getirip detaylı bir kıyaslamasını yapmak. Çünkü her birinin birbirine göre artıları var, eksileri var ama kesin olan şu ki hepsi heyecan veren, hepsi keyif vaat eden çok güçlü ve çok özel telefonlar. Bakalım Magic 4 Ultimate büyük bir ihtimalle yüksek maliyetlerinden, Çin'de bile yüksek fiyatla çıkacak olmasından dolayı Türkiye'ye gelmeyecektir. Ama en azından Honor Türkiye bir numune getirip test etmem için sağlayabilirse kullanmak, test etmek, kıyaslamasını yapmak ve siz sevgili izleyicilerle de paylaşmak isterim tabii ki. Tüm bu detaylardan sonra artık kapanışa doğru gelirken her videoda ifade ettiğim üzere izlediğiniz için, izlerken harcadığınız zamandan dolayı, vakit konusunda yapmış olduğunuz fedakarlıktan dolayı hepinize minnettarım, hepinize teşekkür ederim. Sosyal medyada bana ulaşmak isterseniz Twitter ve Instagram'da Erdi Özağım ya da FX57 yazarak bana ulaşabilir, arzu ederseniz takip ede alabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, iyi ki varsınız. Bir başka videoda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla.